Samsun'da mühendis kocası tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Mihrican Ekmenci'nin annesi ve kardeşleri, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kadınlar, birlikte, birlikte güçlü! Kadınlar, birlikte, birlikte güçlü! Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4. katında 13 Şubat akşamı meydana gelen olayda, mühendis Oğuz Taner Ekmenci, iki çocuk annesi eşi Mihrican Ekmenci'yi evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması öncesi Samsun Adliyesi önünde, öldürülen kadının yakınları ve kadın grupları basın açıklaması yaptı. Mihrican'ın ölüm haberiyle bir kız kardeşimizi daha kaybetmenin acısına ve öfkesine uyandık. Oğuz Taner Ekmenci isimli erkek, 13 Şubat gecesi Samsun'un Ulugazi Mahallesi'nde gece yarısı evli olduğu Mihrican'ı bıçakla öldürdü. Kimdi Mihrican? Neler yaşamıştı? Mihrican 24 yıllık evlilik yaşamında evlendiği günden itibaren sorunlarla karşılaşan kız kardeşlerimizden biri. Şimdi Mihrican bizlerle değil. Ölmek istemiyorum diyen Emine Bulut gibi, ölmek istemiyorum diyen Arzu Aygün gibi yaşamına en yakınındaki erkek tarafından son verildi. Öldürülen Mihrican'ın ablası Perihan Karakurt, kız kardeşi Sibel Köse ve annesi Cennet Köse adalet istedi. Pazarlarda çocuklarının eğitimi için çalıştı. Benim kardeşim 3 üniversite mezunuydu. Katile hiçbir indirim uygulanmasın. Ablam için adalet istiyoruz. Katilin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi aynı gün içerisinde Mihrican'ın davasıyla aynı gün içerisinde... Ailecek çok acı çekiyoruz. Kardeşim ölümü hak etmedi. Bu katil bu işi tasarlayarak, planlayarak yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istiyorum. Hiçbir indirimle yaralansın istemiyorum. Benim kardeşim çocuklarını okutmak için her türlü işlerde çalıştı. Eşi hiçbir zaman çalışmadı, eve katkı sağlamadı. Ve en sonunda kardeşimi katletti. Ben de kardeşim tek başına yapmadığını düşünüyoruz. Aileden başka aile fertlerinin de ona yardım ettiğini, delillerin karartırıldığını düşünüyoruz. Bir şekilde gerekli araştırmanın yapılıp suçluların hepsinin cezasını çekmesini istiyoruz. Ablam orada kemikleri yok olurken, toprak altında çürürken onların bu hayatta nefes almasını istemiyorum. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Adalet istiyorum, ağır muhabbet hapisi istiyorum. Çıkmasın orada. Benim yavrumu şey gibi kesti. Allah da kendini kessin orada. Evet. Ne konuşayım bugün be? Okumuşluğum yok. Bir garibanım.